Başkan Oku evinde annesi, babası ve kardeşleriyle karşılayan Gazi Aydın, "Ben bu vatan için kan döktüm. Ancak beni sizden başka kimse hatırlamadı. Allah sizden razı olsun," dedi. Başkan Oku, Gazi Aydın'ın e-posta yoluyla kendisine durumunu bildirmesi üzerine hemen harekete geçtiklerini ve bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vatan için kanını ve canını feda eden herkesin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Onlara çok şey borçluyuz ve onları unutmamız, vefasızlık etmemiz gönül kitabımızda yazmaz. Özellikle bu milli kurtuluş günümüzde onları hatırlamamız bu şükran borcunun ifasından başka bir şey değildir. Memleketimizin her köyünde, kasabasında ve şehrinde gazisi ve şehidi olmayan bir tek ev yoktur. Bundan sonra akacak olan kanların vebali bu hükümetin boynunadır. Artık hükümet bu işin gereğini yapmalıdır," dedi. "Ben şuna inanıyorum. Şu evde şehidi olmayan, gazisi olmayan kimse yoktur. Çanakkale'den, değil mi? Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan. Ben de sizin gibi köylüyüm. Otaçlar köyündenim. Bizim köyde şehidi, gazisi olmayan ev yok. Eğer Türk ordusuna bu devleti yönetenler, bu hükümetin yetkilileri güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize yetki versin. Bunların kökünü bu devlet, bu millet kazır. Ama artık bize kimse işte gereken yapılıyor, işte takip ediliyor, böyle masallarla bu milleti inandıramayacaklar. Bu kadar şehit, gazi verilirken bu kanın durdurulamayışının bir tek nedeni vardır. Bu hükümetin, bu devleti temsil eden hükümetin bunun üzerine kararlılıkla gitmemesidir. Dolayısıyla bu akan kanın vebali bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, yöneticilerinin boynundadır."